HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenan oldu. Şu anda hattımızda kendisiyle konuşacağız. Ali Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi tabii 4 gündür bu konuyu konuşuyoruz. Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren ve çok ciddi eylemler var. Van'da, Mardin'de, Diyarbakır'da bugün de devam etti. Mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyoruz. Oradan bütün bilgileri almaya çalışıyoruz. Ama bugün ne yaptınız örneğin? Siz de Van'dasınız. Nasıldı bugün? Bir son gelişmeleri sizden de alabilirsek çok seviniriz. Evet, bugün Van'da eş genel başkanımız Sayın Sezai Temelli bugün Van'ı ziyaret etti. Dolayısıyla onun gelişi nedeniyle de zaten 3 gündür olan yoğun güvenlik önlemleri neredeyse iki katına çıkartılmıştı ve şehrin merkezine vatandaşların girişi kesinlikle yasaklanmıştı. Biz de eş genel başkanımızla birlikte Van merkezde, caddede, ilçe binamızın önünde bir basın açıklaması yaptık. Ancak basın açıklamasında halk yoktu. Çünkü hiçbir şekilde halkın oraya girişine müsaade edilmedi. Sadece belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, eş başkanlarımız vardı. Bu şekilde bir durum var. Ancak şunu ifade edeyim, Van'da 3 gündür çok ciddi bir şekilde arka sokaklarda, ara mahallelerde bu darbeye karşı bir tepki söz konusu. İnsanlar bütün engellemelere, bütün baskılara ve Van'dan bütün Türkiye'ye, dünyaya yayılan aslında o şiddet görüntülerine rağmen insanlar yılmadan bu darbeyi kabul etmediklerini beyan ediyorlar ve bununla ilgili olarak da dün akşam da ses çıkartma eylemleri yapıldı bütün mahallelerde, sokaklarda Van'da. Bu şekilde Van'da bütün şey devam ediyor. Süreç bu anlamıyla devam ediyor. Tabii bizler de milletvekilleri olarak Van'ın merkezinde basın açıklaması yapmak durumu karşı tepkimizi dile getirmek için her gün bir araya geliyoruz. Ancak işte görüntüleri de yansıdı birkaç defa. Abluka altına alınıyoruz. İşte ilerlememiz, halkın içine karışmamız ya da İşte meydana geçmemize engel olmaya çalışıyorlar. Tüm bu engellemeler korku, yani bunu çok net görüyoruz. 3 kişinin, 4 kişinin yan yana gelmesinden tedirgin oluyorlar ve son derece korkuyorlar. Çünkü yaptıkları işin hiçbir meşruiyetinin, hiçbir yasallığının, hiçbir ahlaki, vicdani ve hukuki gerekçesinin olmadığını onlar da biliyorlar. Bunun bir siyasi karar olduğunu herkes biliyor. Buna karşı da direnme hakkında meşru olduğunda herkes biliyor. Bundan kaynaklı olarak son derece tedirgin, ürkek ve korkak bir vaziyette bütün zulüm ve baskılarını halka yönetmiş durumdalar. Evet, şunu soracağım. Van'dan bir görüntüydü. En çok paylaşılan görüntülerden bir tanesi. Bir kahvehanede ya da bir mekanda Van'da bir polisin kaskını çıkartarak bir vatandaşı çok ciddi biçimde darp ettiği görüntüler. Örneğin onunla alakalı bilgi verebilir misiniz? Herhangi bir bilgi var mı elinizde oradaki Yani durumla ilgili, kim tabii bu olduğuna dair? arkadaşımızın zihinsel engelli olduğunu Evet. biliyoruz. Yani bu zaten kamuoyuna yansıtıldı. Burada avukatıyla ve ailesiyle de görüştük. Şimdi yani bu şu anda halen göz altında. Yani kendisiyle de herhangi bir görüşme yapılamadı. Göz altında tutuluyor. Ki üstelik bu konuda zihinsel engelli olduğuna yönelik rapor da olmasına rağmen halen bırakılmış değil. Biz ama bunu şöyle biliyoruz. Yani bu tür işkence vakalarında, yani bu kamuoyunun, herkesin gözünün önünde yapılmış bir şeydi. Yani bu şey arkadaşı aldıktan sonra, yani gözaltına aldıktan sonra ne yaptıklarını bilmiyoruz örneğin. Yani. Orada daha başka ne yaptılar onu bilmiyoruz örneğin. Yani. Ulaşılamıyor şu anda, yani avukatları Tabii, görüşebiliyor mu? tabii. Yok, hayır. Şimdi dolayısıyla bekletiyorlar, yani serbest de bırakmıyorlar. Gözaltında tutuyorlar, görüşme de yok. Bu konuda da işte Van Barosu da harekete geçti, suç duyurusu ve girişimlerini yaptı. Burada bizler de ve vekil arkadaşlar da bu konuda bütün gayretlerini sergiliyoruz. Ancak şu an için
henüz bırakılmış değil. Yani durumu hakkında da bir bilgi sahibi değiliz henüz yani. Evet, peki. Şimdi biraz da genel olarak değerlendirirsek, toplamda 4 gün geçti. Bu konu hala ana gündemlerden bir tanesi ve tabii bir siyaset olarak yorumlanmaya çalışılıyor. Neden böyle bir uygulama hemen hayata geçirildi diye iktidarın ne düşündüğü gibi bir soru işareti var ya da ne gibi plan var ve çeşitli analizler yapılıyor. Siz böyle bir siyasi olarak nasıl yorumluyorsunuz bu görevden almaları üç büyükşehir belediyesinin? Tabii birkaç sebep değerlendiriliyor. Yani sadece bir tanesinin üzerine durmuyoruz ama bizim gördüğümüz çok ciddi bir şekilde Suriye, Rojava'da işte oradaki hedefleri, planları tutmadı. Orada çok ciddi bir mağlubiyetle karşı karşıya hükümet. Hedeflerinin hiçbirisini gerçekleştiremiyor. Kamuoyuna açıkladıklarının hiçbirisini gerçekleştirecek bir noktada değil. Bunun üzerinden oradaki mağlubiyetini bertaraf edebilmek için kamuoyunun görünürlüğünden gizleyebilmek için içeriye yöneldi ve burada böyle bir hamle söz konusu. Bu bir gerekçe tabii ki. Yani tek bir gerekçeden oluşmuyor. Diğer taraftan Devlet Bahçeli'nin açıklaması vardı. Dün mü yapmış, bugün bilmiyorum, biz bugün okuduk. Yani orada örneğin Türk'ün egemenliğinden bahsediyor ve yönetme hakkının Türk'te olduğunu ifade eden cümleler kullanıyor. Şimdi bu buralarda tabii siz Van'dan bahsediyorsunuz. Nüfusunun büyük çoğunluğu Kürt ve doğal olarak da seçtikleri belediye başkanı da yönetimi de meclis üyeleri de Kürt halkının kendi içerisindeki siyasetçilerden oluşuyor doğal olarak kendileri bu. Buna tahammülleri yok. Bu böyle bir mantıkla hareket ediyorlar ve tabii bunlar açısından Türklük de şöyle bir şey değil yani. Biz bu ülkede biliyoruz ki bir makbul vatandaş tanımı var. Yani Türk olacak ve aynı zamanda devlet sünniliğini kabul etmiş olacak. Yani normal Müslüman sünniliği ya da bunların Diyanet'in sünnilik anlayışını reddeden sünni vatandaşlardan bahsetmiyoruz. Devlet sünnilini kabul etmiş ve aynı zamanda Türklükle harmanlaşmış, yoğrulmuş bir makbul vatandaş kimlikleri var. Bu olmadığı takdirde, bunun olmadığı her yer bunun açısından egemenliklerinin onlarda olmadığını ifade eden bir durumdur. Meseleye bir taraftan da böyle bakıyorlar. Bu üç büyük şehir önemliydi. Kürt halkının, HDP'nin bölgedeki varlığını, buradaki yönetme iradesini ortaya koyan bir durumdu. Bir taraftan da Ahmet Türk'ün de söylemiş olduğu gibi yani halka hizmet pratiğini sergileme imkanının oluştuğu yerler buralar. Yani sonuçta HDP, sonuçta Kürt siyaseti yani sadece muhalefet eden, sadece itiraz eden bir yerin değil. Aynı zamanda nasıl hizmet edeceğini, ne tür proje olduğunu önceki belediye deneyimlerinde üzerine katarak birçok konuda buralarda hizmetlerini sergileyeceklerdi. Buradan da bir şey var, rahatsızlık var. Çünkü kayınların oluşturduğu çok ciddi bir yolsuzluklar, talan, yağma var. Haddi hesabı olmayan boyutlarda yağma var. Şimdi bu yağmanın henüz daha şehirlerin dosyaların içine girilemedi. Daha henüz bütün bunların iki dönemin tamamı tetkik edilemedi. Bunların içine girilmiş olsa çok daha büyük boyutlarla bu yolsuzluklar ortaya çıkacak ki yani bunlar da bilinecek yani kamuoyuna da ortaya dökülecek. Evet. Bir taraftan da bunun rahatsızlığı var bunlarda. Yani bir bütün olarak bir de şu var yani AKP biz şunu biliyoruz ki AKP tek başına ülkeyi yönetmiyor. Bir taraftan da bunların siyasi ortakları da var. Fethullah cemaatiyle olan ortaklıkları, ittifakları bittikten sonra kendilerine yeni ittifaklar buldular. Bu ittifaklarda biz biliyoruz ki savaş politikalarını kendiler için rant olarak gören Ergenekoncu tayfadır. Şu an iktidarın ortağı onlardır. Buradan yansıyan bilgiler var. Bir aydır bu yönde hükümete baskılar gittiği, bir aydır bu yönde bu bölgeden kimi aksaçlı generallerin, kimi MİT'çilerin sürekli İçişleri Bakanlığı'na buradan
bilgi aktararak, bilgi göndererek, kendilerince bilgi toplayarak buraya kayyum atamalarını talep ettikleri yönünde ve bu konuda baskı kurdukları yönünde bizim elimizde bilgiler var yani. Şimdi bunlar çünkü buradaki kayyum siyasetinden ve yönetiminden menfaat sağlayan, rant sağlayan kişiler aynı zamanda. Rant sağlayan gruplar değil daha doğrusu. Sadece kişiden bahsetmiyoruz yani, gruplar. Bu grupların egemenliği burada bu belediyelerin talanına ve yağmasına dayalı. Evet. Ve bölge gelirlerinin yağmasına dayalı bir durum bu. Yani bunun da çok büyük etkisi var. Evet. Ve bu savaş politikalarının, bu işte zorbalık siyasetinin devam ettirme eğilimde olan bir iktidar ortağı, bir ekip de var. Bunların da bunda etkili olduğunu biz düşünüyoruz. Yani. Peki bir sorum daha olacak. Bu konu gündeme geliyor ara ara ve aslında daha önce yine kapatılmasıyla gündeme gelen bir parti AKP ve hani bir partinin kapatılması konusunda o dönemde, eski dönemde çok çok ciddi tepki yükselmişti. Ve hep böyle bir partinin kapatılması konusu ne zaman gündeme gelse hem bu hatırlatılıyor hem de bunun antidemokratik olduğu mutlaka çok çok vurgulanıyor ama yine konuşulduğu için ben sormak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yani HDP'nin kapatılma sorusu, kapatılma gündemiyle ilgili, böyle bir ihtimalle ilgili neler söylemek istersiniz? Bakın şöyle bir şey var. Yani HDP'nin kapatılmasını isteyen önemli sayıda şey var. Böyle devlete çöreklenmiş, buralardan menfaatlenen yağmacı zihniyete sahip insanlar var ve yöneticiler var. Bunu biliyoruz. Fakat bu işlerin bir uluslararası boyutu da var. Yani sadece Türkiye siyaset açısından da bunu değerlendirmemek gerekiyor. Yani siz bir taraftan ülkenizde bu kayyum darbesiyle birlikte sandığın anlamsızlığını oluşturursanız, diğer taraftan halkın iradesini temsil eden partilerin kapatılmasına yol açacak bir takım uygulamaları hayata kor ve kapatırsanız, bu iş başka boyutlara gider yani. Bu son derece tehlikeli bir girişimdir. Şimdi uluslararası arenada şöyle bir şey vardır. Yani sandığın ve sandığın sonucuna saygı duyulan bir bölgeyi ya da bir ülkeyi her şeyine rağmen, olumsuzluklara rağmen yine de bir demokrasi çerçevesi içerisinde değerlendirilir. Netice itibariyle iktidardan halk memnun değilse sandıkta bunu gönderebilme imkanına sahiptir çünkü. Ama öbür türlü siz hem sandığın sonucunu tanımayan hem de bir taraftan da bu konuda sizin karşınıza çok ciddi bir rakip olan bu ülkenin %13'ünün oyunu almış 6 milyon insanın temsil eden bir partiyi kapatmaya gittiğiniz zaman bunun Türkiye'de yaratacağı, Türkiye'nin içerisindeki yaratacağı şu 3 belediye sonucunda ülkedeki yaşanılan durum ortadadır. Yani ülkenin her bir tarafının nasıl bir gerginlik içerisinde, nasıl bir teyakkuz hal içerisinde olduğu ortadadır. Bu diğer taraftan da bu bir parti kapatma meselesi oraya girdi ama işin uluslararası boyutu da vardı. Bu kadar kolay değildir. Ve Türkiye'yi birçok tehlike bekler o zaman. Hem içeride darbe dinamikleri dediğimiz, bakın biz 15 Temmuz'dan önce bizim partimizin yetkililerinin çokça konuşması var. Siz barış sürecini bitirdiniz. Savaş politikalarını hayata geçirdiniz. Demokrasiyi rafa kaldırdınız. Demokrasiyi rafa kaldırdığınız andan itibaren siz hukuksuz bir takım uygulamaları meşru görmeye ya da kendince kabul etmeye başladığınız andan itibaren darbe mekanizmasını tetiklersiniz diye çokça uyarılarımız vardır bizim. Ve en nihayetinde bu bizim dediğimiz şekilde olmuştur. Şimdi bir siz HDP'yi kapatmaya kalktığınız zaman iç siyaset açısından da dış uluslararası arena açısından da Türkiye'nin öyle şimdikinin çok daha fazla başının belaya gideceği, çok daha sıkıntılar yaşayacağı bir boyuta evrilecektir. Bu hiç kimsenin hayrına olmayacaktır. Sadece HDP'lilerin değil, bu ülkede yaşayan, kendisini güvende hisseden, makbul vatandaş olarak gören insanlar dahi bütün bu sonuçlardan olumsuz şekilde etkilenecektir. Çok daha önemlisi, insanlar açlık sınırının altında yaşıyorlar. Büyük bir çoğunluk. Yani bunun ekonomiye yansımasını ve halkın ne hale geleceğini herkes
önüne koyup öyle düşünmek zorundadır. Yani bu kadar kolay değil bu işler yani. Peki son sorum çok konuşulduğu için soracağım. Aslında bu konuyla alakalı birçok HDP'li vekilin ya da yetkilinin de görüşünü aldık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin vereceği tepki hep merak ediliyor, hep de tartışma konusu oluyor. HDP ile alakalı böyle bir siyasi karar, böyle bir haksızlık yapıldığı zaman en son biz bu durumlarda sokağa çıkmayı, sokakta protesto etmeyi doğru bulmuyoruz açıklamasında bulunmuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Neler söylemek istersiniz? Aslında biraz şunu da sormak istiyorum. Örneğin CHP'yi, CHP'nin pozisyonu itibariyle aslında yapabileceği bu kadar mı? Örneğin hani böyle bir görüşünüz var mı? Ya da ancak bu kadar müdahale edebiliyor ya da şu ana kadar yaptıkları da yeterli diyebilir misiniz? Örneğin böyle bir konuşulan evet. Konu olarak da söylüyorum. CHP konusunda şunu söyleyeyim. Yani biz CHP'nin girip de HDP ile birlikte sokaklarda bu protesto tepkilerine katılmasını, Kılıçdaroğlu'nun bizimle birlikte yürümesini, biz onunla yürüdük ama onun bizimle yürümesi falan beklemiyoruz. Böyle bir beklentimiz de yok. Ancak şunu beklerdik tabii yani, bekliyoruz da yani. Netice itibariyle şu anda birçok büyük şehirde CHP'li belediye başkanları seçimi kazanmışsa 31 Mart'ta 23 Haziran'da kimse burada HDP'nin, HDP seçmenin katkısını, buradaki payını görmezden gelemez. Şimdi bu kayyum meselesi, bu sandık sonucunu kabul etme meselesi sadece HDP'nin sorunu olan bir mesele olamaz. Yani Türkiye demokrasi sorunuysa CHP de bunun içerisindeki bir argümandır. Yani bu aktörlerden birisidir bu siyasi parti olarak. Netice itibariyle CHP'nin bu konuda açıklama düzeyinin ötesine geçmesi gerekir. Yani ne yapabilir? Hiçbir şey yapamıyorsa en azından HDP'yi merkezi düzeyde ziyaretler ya da işte bu görevden alınan, daha da önemlisi görevden alınan belediye başkanlarını ziyaret etmesi gerekir. Yani Van'ı, Diyarbakır'ı, Mardin'i ziyaret etmesi gerekir. CHP şunu yapıyor. CHP bu işlerde genel başkan ve merkezi politikasını ayrı tutuyor. Ne şiş yansın, ne kebap yansın hesabı milletvekillerine ihale ediyor bu işi. Şimdi bakıyorsunuz evet. CHP milletvekillerinden çok iyi açıklamalar var. Çok güzel açıklamalar var. HDP'yi destekleyen açıklamalar var. Kimi belediye başkanlarından çok iyi açıklamalar var. Ama biz böyle bir şey demiyoruz yani. Bizim beklentimiz bu bununla sınırlı değil yani. Merkezi olan destek. Merkezi kuvvet. Milletvekillerinin açıklamaları merkezi bir kararla yerine getirilmiyorsa o zaman bu milletvekilin kendi düzeyinde yapmış olduğu bir açıklama olur yani. Kendi şahsi bir açıklaması, şahsi bir tepkisi olur. Biz de zaman zaman milletvekilleri olarak bir takım konularda kendi kişisel görüşlerimizi dile getiren açıklamalar yapıyoruz. Ama bu parti genel merkezi bu konudaki belirleyicidir yani. CHP'nin merkezi tutumunun ne olduğu önemlidir burada. Yani evet. CHP ne diyor dediği zaman CHP'nin herhangi bir milletvekilinin ne dediğine bakılmaz. CHP ne diyor dediğiniz zaman genel başkan düzeyinde, parti sözcüsü düzeyinde ya da MHK kararı düzeyinde ne dediğine bakılır yani. Şimdi buraya baktığınız zaman tutumu biz bulmuyoruz yani, doğru bulmuyoruz. Yani bu doğru bir yaklaşım değildir. Sonuçta HDP'ye ve demokrasiye bir borçları vardır. Netice itibariyle AKP, MHP faşizmini geriletmek için bütün manipülasyonlara rağmen, bütün baskılara rağmen, bütün tehditlere rağmen, yani iktidarın bütün tehditlerine rağmen Kürt halkı ve HDP seçmeni gidip CHP'den yana tavrını koymuştur ve oyunu vermiştir yani. Bu evet. Bütün bağımsız kurumların yaptıkları açıklamalar, anket sonuçlarıdır yani. Kamuoyu yaklaması sonuçlarıdır bunlar. Şimdi bu anlamıyla bakın İyi Parti seçmeni bizden daha az oranda sandığa gidip CHP'ye oy vermiştir. Onlardan daha fazla oy AKP'ye gitmiştir. Ama HDP seçmeninden çok daha fazla, oransal olarak çok daha fazla oy, yüzde olarak da çok daha fazla oy CHP'ye gitmiştir ve onların belediye başkanlıkları kazanılmış, sağlanmıştır. Şimdi bu kadar basit değil yani. Şimdi bunun bir şeyi var yani. Bu ne için yapılmıştır HDP tarafından, HDP seçmeni tarafından? Demokrasi için yapılmıştır. Öyleyse bunların da demokrasiye bir borçları yok mu? HDP ile bir dayanışma gereği duymayacaklar mı? Yani bunu sadece milletvekillerine mi havale edecekler ya da kimi belediye başkanlarına mı havale edecekler? Biz CHP genel merkezinden merkezi düzeyde bir şey bekliyoruz. Evet, evet. Bunu sadece açıklama boyutuyla değil yani. Peki Ali Kenan Hanım çok çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Çok kolay gelsin sizlere.